biz iyilik kötülük ölçüsü olarak takvaya iman etmiştik. Ne buyuruyor Allah? Allah katında en iyiniz takva olanınızdır. Kim haramdan kaçıyorsa iyi odur. Dolayısıyla sigara içmeyen sigara içenden iyidir. Yalan konuşmayan yalan konuşandan iyidir. Velev ki yırtık pantolonla, ütüsüz gömlekle dolaşsın. Ölçü Allah korkusudur. Şimdi ölçü o mu arkadaşlar? Şimdi şık giyinmek, yakışıklı olmak, tıraşı düzgün olmak ölçüdür diyeceğim. Bu lafta geri kaldı. Şimdiki ölçü ne? Bu ayın modasına göre giyinen iyi şimdi. Ağzı iyi laf yapan iyi. Tıraşı modern olan iyi. Ölçülerimiz bizim takva üzerine kuruluydu. Ahlak üzerine kuruluydu. İtaat üzerine kuruluydu. İyilik yapma üzerine kuruluydu. Önceki derslerde örnek verdim. Birisinin tanıtımı yapılırken, dikkat edin kardeşler, şu kadar ilmi var, bu kadar iyilik yaptı, filan defalar hacca gitti, umreye gitti, böyle tanıtım yok artık. Ne deniyor? Çok değerli birisi diyor. İçkisi yok, hırsızlığı yok, altın gibi çocuk, altın gibi. Ne altınlığın özelliği ne? Çalmamış. Çalmamak bir meziyet mi? Zaten insan çalmaz ki. Şu kadar iyi iş yaptı dediğin birisi iyi olabilir. Çok iyi bir atlet. Nereden anladın? Dimdik ayakta durabiliyor ondan. Dimdik ayakta durmak iyi atlet olmayı göstermiyor ki. Kaç metre koştun kaç saniyede? Ona atletlik denir. Ama biz ne yapıyoruz? Kötülük yapmamaya o kadar özendik ki, yani kötü olmamasına bir insanın öyle hasret kaldık ki, altın gibi çocuk daha banka soyamadı zavallı diyoruz. Altın gibi mübarek. Bir milletvekili adayı karşımıza dikiliyor, geçmişinde hırsızlık yok deniyor. Geçmişinde hırsızlık yok, eşkıyalık yok, terörizmden yakalanmamış. Seç gitsin maşallah. Bundan iyisi nerede bulacaksın? Ne demek? Kaç yaşında bu adam? 50 yaşında. 50 yaşında aday olarak karşımıza çıkmış. Şimdiye kadar kaç dernek kurdun insanlığa hizmet etmek için? Sen bu ülkeye ve vatandaşa hizmet edeceğim diye geliyorsun. Hoş geldin. Şimdiye kadar ne hizmet ettin? Ki bundan sonra eline fırsat geçince hizmet edeceksin. Benim servetimin anahtarlarını halk olarak, benim imkanlarım eline geçince mi sen hizmet etmeye başlayacaksın? Üçken ne yaptın ki beşken ne yapacağına ben inanayım? Diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Ölçü değişimine uğradık arkadaşlar. Ok kaydı, kilo oldu. Beyazdı, kırmızı oldu ölçü çeşitlerimiz. Bu da bir facia çeşidi. Ve biz bu maalesef bu pozisyonu benimsedik arkadaşlar. Böyle uygun olur gibi düşünmeye başladık. Hayır. Ölçü takva idi. Ahlaktı. İnsanlığa fedakarlıktı. Faziletti. Şimdi ölçü değişti. İşte dediğim gibi az hırsızlık yapan çok hırsızlık yapandan daha makbul şimdi. Bu ölçüler yanlış.